Filipinler'den herkese merhabalar. 2018 yılında Filipinler'de 8 ay yaşadım. Şimdi de 2020 yılındayız. Temmuz ayındayım. Ocak ayından beri Filipinler'deyim. Yani yaklaşık 7 aydır da 2020 yılında Filipinler'deyim. Bu süre içerisinde Filipinler'le ilgili bayağı bir tecrübe edindim diyebilirim. Dolayısıyla Filipinler'le ilgili olarak edinmiş olduğum tecrübeleri, Filipinler'de görmüş olduğum ilginçlikleri, yine Filipinler'de çekmiş olduğum videolar eşliğinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde ve Akdeniz ülkelerinde yetişen bazı meyveler maalesef Filipinler'de çok pahalı. Kırmızı üzüm çeyrek kilosu 5,5 TL. Portakala bak tanesi 4,2 TL. Küçücük elma tanesi neredeyse 1,5 TL. İri elma tanesi neredeyse 5 TL, şaka gibi. Patates kilosu 11 TL. Ufak domatesin kilosu 3,5 TL. Beyaz soğan kilosu 14 TL. Havuç kilosu 14 TL. Limonun tanesi de neredeyse 3 TL. Büyük portakal tanesi 6 TL. 3 kilo gelen karpuz tanesi 21 TL. Bu ufacık kavunun tanesi 14 TL. Kırmızı soğan kilosu 11 TL. Filipinler'de sabah kahvaltı kültürü diye bir şey yok. Filipinliler sabah, akşam, öğlen sürekli her öğünde pirinç yiyorlar. Tabii beraberinde genellikle tavuk veya balık oluyor. Ama pirinç vazgeçilmez yiyeceklerinden. Zaten marketlerde ve pazar yerlerinde en çok satılan yiyecek türü pirinç. Ve özellikle fakir kesimlerde insanlar pirinç pilavını ve diğer besinleri elleriyle yiyorlar. Filipinli erkeklerin neredeyse yarısı sorumsuz insanlar. Örneğin erkeğin birisi, bayanın birisiyle birlikte oldu diyelim ve ondan da çocuk veya çocuklar yaptı farz edelim. Eğer bu adamın bir başka kadın hoşuna gitmişse veya mevcut kadını beğenmemişse, dilediği gibi o kadını terk ediyor ve onu çocuklarıyla birlikte ortada bırakıyor ve öyle ki o çocuklar kendisinden olmuş, kendi kanını taşıyor, umurunda olmuyor. O çocukları aramıyor, sormuyor ve hatta eğitim ve öğrenimine yardımcı dahi olmuyor. Bu anlamda tüm sorumluluk kadının, yani annenin üzerinde kalıyor. Ve kadın o çocuklara bakabilmek için çalışmak zorunda kalıyor ve çoğu zaman da yabancı ülkelerde ev işlerine bakan hizmetçi olarak çalışıyorlar. O yüzden mesela Hong Kong'da ve Arap ülkelerinde ve hatta Avrupa ülkelerinde yüz binlerce hizmetçi olarak çalışan Filipinli kadınlar görebilirsiniz. Çünkü Filipinler'de kadınları koruyan bir nafaka sistemi yok ve çocuklu kadınlar maalesef kanunlar ile korunmuyorlar. Filipinler'de kış mevsiminden, yani soğuk havalardan eser yok. Ülkenin en soğuk şehri 1500 metre rakımlı Baguio şehri ve orada bile sıcaklık 20-25 derece civarlarında. Diğer şehirlerde de ortalama sıcaklık 30 ila 40 derece arasında değişiyor. Örneğin Şubat ayında mesela Siargao Adası, Boracay Adası gibi önemli turistik yerleri ziyaret etmiş idim. Şubat ayında bile üzerinde kısa kollu bir tişört ile geziyordum ve üstelik geceleri bile hava sıcak oluyordu. Şimdi anlatacağım konuyu da erkek izleyicilerimiz çok sevecek. Filipinler'de bayanlarla arkadaş olmak kolaydır. Filipinli kadınlar maalesef Filipinli erkekleri sorumsuz olmaları nedeniyle pek sevmiyorlar. Ama buna nazaran yabancı erkekleri daha çok tercih ediyorlar. Dolayısıyla yabancı birisi iseniz Filipinli kadınlar ile daha kolay arkadaş olabilirsiniz ve hatta daha ilk buluşmada eğer kadın sizden, siz de kadından hoşlanırsanız çok rahat ilk tanıştığınız günde bile birlikte olabilirsiniz. Filipinli kadınlarla kolay arkadaş olmanın sebeplerinden birisi de Filipinler'de herkesin rahat bir aile ortamında büyümüş olmaları ve Türkiye'deki gibi namus kavramı gibi bir değerin olmaması diyebilirim. Bu konuda sizlere daha detaylı bir video hazırlayıp ayrıntılı bilgi vermeyi planlıyorum. Filipinler'de ekmek arası dondurma yiyebilirsiniz. The ice cream they are making like that. They are eating ice cream like that. Interesting. You eat? Interesting. This is blueberry, strawberry. Ekmeğin arasında dondurma ve böyle yiyeceğiz şimdi. Ice cream inside the bread. It's interesting.
Only in Baguio City. I never saw this one in anywhere. Okay. So. Filipinler ilginç bir ülke değil mi? Burada anlattığım her bir konu ile ilgili olarak YouTube kanalımda video bulabilir ve detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Filipinler'de kömürden yapılmış dondurma da yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 30 peso. Burada da faydalarını anlatmışlar, sıralamışlar. Bayağı faydası var gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapılıyor. İlk yapılışı bu şekilde. Dondurmamız hazır. Ve işte kömürlü dondurmamız hazır. Bunun üzerine bu şekilde biraz da çikolata şurubu koyunca bu şekilde servisi hazır hale geliyor. Kokonat kömüründen yapılmış dondurmaymış bu. Şimdi tadacağım birlikte. İşte kömürden dondurmamız bu. Kokonat kömüründen yapılmış dondurma işte bu arkadaşlar. Şimdi tadacağım. Bu da gördüğünüz gibi külahta kömürlü dondurma arkadaşlar. Filipinler'de çilek şarabı da içebilirsiniz. One bottle is 300 peso, but here one bottle is 250 peso. So what do you mean 18%? 18% it has alcohol. Wow, first time I will be tasting strawberry wine. Wow, it's interesting. It doesn't look like wine, but this is wine. Yes, sir. With 18% alcohol. I never heard that there is strawberry wine, but first time I am trying strawberry wine. Filipinler'de içinde mobilya dahi olan zengin mezarlarını görünce çok şaşıracaksınız. Burası Filipinler'in Lipa şehri ama sadece burada değil, diğer şehirlerde de benzer mezarlıklar var elbette. Filipinliler eğlenmeyi seven insanlar. Filipinliler hemen hemen her şeyi için festival yaparak eğleniyorlar. Mesela Tuna Festivali, Mango Festivali ve en önemlisi de dini festivaller. Bu dini festivallerden en önemlileri de Cebu şehrinde kutlanan Sinulog Festivali ve Iloilo şehrinde kutlanan Binangyan Festivali. Bu festivaller ile ilgili videoları daha çok İngilizce içerik sunduğum Traveler Erol adlı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Filipinler'de müstehcen hediyelik eşyalar görebilir ve alabilirsiniz. Ashtray for cigarettes. This is only in Philippines. So interesting. This is only 350 peso in Baguio City. They have the small ones as well. 250, even 150, something like that. Maybe. And look at this. This is also interesting. Can you now open it? Oh my god, so interesting, so funny, so naughty. Okay, this is how much is that? 350. 350. Filipinlerin simgesi, muhteşem dekorasyonlu cipnilerde ilginizi çekecektir. Bu şekilde dizayn edilmiş ve boyanmış cipnileri en çok Manila, Bohol ve Baguio şehirlerinde gördüm. Filipinler'de bazı şehirlerde bulunan rengarenk boyalı evler de sizlere yine çok ilginç gelecektir. Covid-19 virüsü nedeniyle Baguio şehrinde 3 ay esir kaldığımda buradaki rengarenk boyalı evleri ve binaları görünce bayağı şaşırmıştım. Nüfusunun %11'i Müslüman olan Filipinler'de özellikle Mindanao Adası'nda güzel camiler var. Bunlardan en önemlisi ise pembe renkte olan Dimaukum Camisi görülmeye değer.
Nasıl? Filipinler güzel ve ilginç bir ülke değil mi? Şuradaki düğmeye tıklayarak YouTube kanalıma abone olur ve bildirim butonuna da tıklarsanız bundan sonra gelecek olan videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.